Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü duyduğum en çılgın adaylık senaryosu, başlıklı yazısında son dönemlerde kulislerde dolaşan çılgın adaylık senaryosundan bahsetti. Par, dün Türkiye'nin yakından tanıdığı eski bir siyasetçiyle sohbet ediyorduk. Konu ister istemez muhalefetin adayının kim olacağına geldi. Son dönemde kulislerde konuşulan çılgın bir ihtimalden söz etti, ifadelerini kullandı siyasetçinin seçim tarihi açıklandığı anda öncülüğünü Ümit Özdağ'ın yapacağı bir grup 100 bin imza toplayarak Mansur Yavaş'ı aday gösterecek. Buna karşılık bir başka grupta 100 bin imza toplayarak Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterecek. Tabii bu imza sayıları 100 binle kalmaz, milyonu bulabilir. Her ikisinin de iradesi dışında gerçekleşecek, bu durum karşısında halkın isteğine rıza göstermek dışında yapacakları pek bir şey kalmayacak. O dakikadan sonra altılı masadan Kılıçdaroğlu adının çıkıp çıkmamasının bir önemi kalmayacak. Seçimde asıl yarış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adayı arasında değil, İmamoğlu ve Yavaş arasında geçecek ifadelerini aktaran parşöyle devam etti. Bunun gerçekleşme ihtimali zayıf, uçuk bir senaryo olduğunu söylemem üzerine benim öne sürdüğüm bir şey değil. Birileri bunu ciddi ciddi pişiriyor yorumunu yaptı aday olmayı gerçekten düşünen ve belediye başkanları tehlikesini parti içinde bertaraf ettiğini zanneden Sayın Kılıçdaroğlu böylesi bir olasılığı da hesaba katıyor. Mudur acaba ifadelerini kullandı?